İlgili mevzuat 5510 sayılı Kanun 3. maddesinde sigortalı, kısa ve veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda yaş ifadesi yer almamaktadır. Bu sebeple 18 yaşından küçük kişi veya kişilerin 5510 sayılı Kanun bakımından sigortalı olmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 4857 sayılı İş Kanunu 71. maddesinde ise 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır ibaresiyle bir sınırlama getirilmiştir. Ancak bu sınırlamaya rağmen bazı şartlar altında 15 yaşından küçük çocukların çalışmaları mümkündür. 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu öğrenim olan ilk öğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış olup, örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten fazla olamaz. Kültür, sanat ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise çalışma saati günde 5 ve haftada 30 saatten fazla olamaz. Bu süre, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir. Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Bu süreler okulların kapalı olması durumunda da değişiklik göstermemektedir. 18 yaş öncesi sigortalılık emeklilikte dikkate alınır mı? 4447 ve 4759 sayılı kanunlara ve SSK'nın eski tarihli 12 ila 99 ek genelgesi mülga, daha sonra çıkarılan 2013/11 sayılı genelge gereğince işe giriş koşulları ilk işe girilen tarihe göre hesaplanmaktadır. Sonuç olarak SGK 18 yaşından önceki sigortalılık süresini 18 yaşını doldurdukları tarih olarak 18 yaşından önceki çalışmış olduğu süredeki prim günlerini 18 yaşından sonra çalışılmış gibi dikkate almaktadır. Yargıtay'dan 18 yaş öncesi sigortalılığı için önemli bir karar. Konuya ilişkin en üst yargı organı Yargıtay, 18 yaşından önce anne veya babasının iş yerinde sigortalı çalışanlarla ilgili önemli bir karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 18 yaş öncesinde annesinin iş yerindeki sigortalı çalışmayı geçersiz sayan işlemini iptal etti. Kanunda işverenin iş yerinde çalışan çocukları ana, baba ve kardeşleri için herhangi bir istisna hükmü yer almadığından, işverenin hısımları hizmet akdine dayanarak fiili olarak çalıştıkları takdirde sigortalı olabiliyorlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bir hüküm bulunmamasına rağmen anne babaya ait iş yerinde 18 yaşından önce çalışan çocukların sigortasına ilişkin farklı kurallar belirlemiş. Buna göre baba veya anasına ait iş yerinde çalışan çocukların sigortasının geçerli sayılabilmesi için vasinin iştirakiyle yazılı olarak yapılmış ve hakim tarafından tasdik edilmiş bir iş sözleşmesi bulunmasını zorunlu kılıyor. SGK, zamanında düzenlenmiş ve hakim tarafından onaylanmış iş sözleşmesi bulunmazsa 18 yaşın altında anne babaya ait işletmede yapılan sigortayı geçersiz sayıyor. İşverenin 18 yaşını bitirmiş veya 18 yaşından evvel evlenmiş çocuklarının anne babaya ait iş yerindeki sigortasının geçerli sayılabilmesi için hakim onayı olmaksızın iş sözleşmesi olması yeterli kabul ediliyor. Yargıtay kararının içeriği SGK'nın emeklilik talebinde bulunan bir vatandaşın 18 yaşından önce annesine ait iş yerindeki sigortalı çalışmalarının geçersiz olduğunu ve sigorta başlangıcı olarak kabul edilemeyeceğini belirterek emeklilik talebini reddetmesi üzerine vatandaş iş mahkemesinde dava açmış iş mahkemesi çocuğun 18 yaşından önce ana veya babasına ait iş yerinde çalışmasının çocuğu çalışma yükümlülüğü dışında borç altına sokan bir işlem olmadığını buna karşılık çocuğu sosyal güvenlik şemsiyesine alarak menfaat sağlandığını belirterek medeni kanun hükmünün bu konuda uygulanamayacağı kararı verdi sgk'nın emeklilik talebinin reddine ilişkin işlemini iptal etti İş mahkemesi kararında, bu kural geçerli kabul edilse bile sadece anne ve babaya hakim onaylı sözleşme olmadan çocuğu çalıştırdıkları gerekçesiyle cezai yaptırımın söz konusu olabileceği, sigortalı çalışmanın geçersiz sayılamayacağı belirtildi. SGK avukatlarının talebi üzerine dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bölge adliye mahkemesi de iş mahkemesinin kararını haklı buldu bam kararında davacı adına 18 yaşını doldurduğu tarihten önce annesine ait iş yerinden yapılan bildirimlerin fiili ve gerçek olmadığının iddia ve ispat edilmediği gibi aynı tarihte çalışan işçilerin fiilen çalıştığı yönünde ifade verdikleri belirtildi. Kararda ayrıca gerek 506 sayılı eski sosyal sigortalar kanununda gerekse yürürlükteki 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununda Türk Medeni Kanununa yapılmış herhangi bir atıf bulunmadığı vurgulandı çocuk yararına konulmuş hukuk kurallarının çocuk aleyhine yorumlanamayacağı ve sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılmasının hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacağı kaydedildi. SGK'nın temiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay kararında, esas numara, 2023 bölü 1400, karar numara, 2023 bölü 1658, İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları kanuna uygun bulunarak onandı. Bu karar, Yargıtay kararlarının sadece karara konu davaya uygulanabildiği herkes açısından bir hak oluşturmadığı gerçeğine rağmen benzer durumda olan kişiler açısından açacakları davalar için önemli bir emsal oluşturmuştur. Nokta nokta.